Erhan, geliyorum Erhan. Uzun ve yorucu ve maceralı bir yolculuktan sonra otobüsün lastiği patladı. Filarmoni Orkestrası'nın merkezi burası. İşte Trakai Kalesi'ne geldik. Sinirleneceğim ki ben cezamı çektim. Kayıtta kal, bende kal, devam et. Ahmet Bey, bir kısa bilgi alabilir miyiz burasıyla ilgili? Ya burası gerçekten insanların boyunduruk altında kalmamak için işgale karşı ölenlerin, özellikle mezarları yani bilinmeyen cesetleri kaybolmuş isyankarların adına halk tarafından dikilmiş haçlarla dolu bir tepe. Bunun tarihi ta 14. yüzyıla kadar gidiyormuş. Teton şövalyelerinin işgali zamanından başlıyor. İşte 1830'larda bir de Ruslara karşı isyanlar olmuş. Sonra Sovyetler döneminde de yine. Gelenler bunları yıkmış. Fakat bu insanlar bu haçları dikmekten vazgeçmemişler. Ve 200 bin tane mi? 200 bin diyor en fazlası. Teşekkür ediyorum. Burhan Bey. Buyurun efendim. Huşu içerisindesiniz. Evet. Bütün bu haçları görünce. Evet. Burada bir savaş olmuş gibi geldi. Bir yandan da evet bir üzücü durum var. Evet. Burası Haçlar Tepesi. Sen çıkıyorsun galiba. İnmesi zor. Gelince birazcık bilgi verirsin oralarla ilgili. Evet Yeşim. Burası Haçlar Tepesi'nin en pik noktası tepesi. Böyle çıkıyor, ondan sonra tekrar bu şekilde iniyor, sonra bir daha çıkıyor, bir daha iniyor. Ve her tarafı, her ülkeden, her şekilde, her boyda haçlarla dolu. Daha önce bunun neden buraya Haçlar Tepesi dendiğini Ahmet Bey anlatmıştı. Dinliyorum da bundan ama gerçekten... Yani çıkması ayrı bir sıkıntı, inmesi ayrı bir sıkıntı. Özellikle tepe noktasından sonrası. Ama etkileyici bir yer. Çok etkileyici. İnsanlar mücadele vermişler evet. Yüzyıllar boyunca evet. Ve mücadeleyi yani, kazanmışlar. Sürekli de gelip yapıyorlar herhalde. Çünkü son dönem tarihlerle bile gösterilmiş haçlar var. Şurada bir tane hemen çekeceğim birazdan yanımızdaki aile gidince. 29 Temmuz 2023'te. Koymuş. Etkileyici bir yer. Şimdi burada gördüğünüz bir metal haç üzerine 10 tane sıra haç var. Bu metal haçın anlamı da demir olduğu için bir dönemin komünizm. Demir perde. Demir perde ülkesi olduğunu yansıtıyor. Ve insanlar bu şekilde Sovyet Rusya ile de direnmişler Sovyet Rusya'ya. Direnmişler ve de yani kazanmışlar. Hani, evet. Taşsız, sopasız, silahsız özgürlüklerini kazanabilmişler böylece. Doğru. Ve hala bir dönem bu haçlar kaldırılmış. Her kaldırılan haçın yerine tekrar getirip bir haç koymuşlar. Hatta bir değil üç haç koymuşlar. Yukarısı biraz önce de anlatıldığı gibi. Yani haç kaynıyor. Evet, bu kadar. Teşekkürler. Neredeyiz Yeşim? Uzun ve yorucu ve maceralı bir yolculuktan sonra otobüsün lastiği patladı. Lastik patladı, evet. Litvanya. Şu anda Şafak Kapısı'ndayız. Ama neresi burası? Vilnius. Litvanya'nın başkenti. Vilnius'tayız. Şafak Kapısı'ndayız. Yani şehrin güneyinde. Buradan gireceğiz. Buradan kuzeye doğru çıkacağız. Ben şimdi bir kapıya bir döneyim bakayım. Sen kapıyı çeke dur. Kapıya dönünce yalnız bir kadın ordusu üstüme doğru geldi. Aşağıya doğru giden yol bayağı güzele benziyor. Şimdi şöyle yavaş yavaş ineyim mi? Nasıl, nereye ineceğim? Şöyle bu kapıdan içeriye doğru gidiyorum ben. Bunlar en sarhoş ülkelerden birisi.
arka tarafta Tuna Vadisi'nin özel biracısı. Tuna Vadisi'nden. Filarmoni Orkestrası'nın merkezi burası. Balkon güzelliğini de göstermek istiyorum. Yine Nature Jerk dergisinin kameramanı da yanımızda. Kendisinin neyi çektiğini şöyle yakından görelim bakalım. Sokağın içinde sokak yakalıyor. Ara sokaklar çok güzel. Bir de burası çok sevimli bir şehir. Çok, evet. Bana 3 yani şehirden daha içinde en sevimli. Geldi. Yahudilerde taş koyma adeti vardır. Bursa gittiğinizde de mezarlara taş konur. Bakın burada hep taş konur. Söz uçar, taş kalır. Evet, şimdi herkes madem burada, ileride sen anıtın üstüne çıkmak için markaya geçtin. Bakalım okusun veyahut da hani ne söyleyecekse dinleyelim. Neymiş? Panerya'yı bulunduğumuz yer, Litvanya'da Naziler tarafından düzenlenen ve infaz edilen en büyük toplu katliamların yapıldığı yerdir. 41 ve 44 senesi arasında çoğu Vilnius bölgesinde yaşayan Yahudiler olmak üzere 50 bin ve 70 bin arası kişi öldürüldü. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce burası Vilnius vatandaşları için çok güzel yazlarını geçirdikleri bir yermiş. Ancak 41'de Sovyet ordusu buraya demir yolu yakında yakıt depolamak için 7 tane çukur tank hazırladığında Litvanya'da ondan sonra birkaç ay sonra Naziler tarafından işgal edildiğinde Sovyetler bu depoları kullanamadı. Ancak çukurları Naziler iyi değerlendirmek istedi ve bunları toplu katliamların kurbanları için kullandı. Burada Almanlar yerel erkeklerin yardımıyla Kanarya'yı da burada yaklaşık 100 bin kişiyi öldürdü. Kurbanların yaklaşık 3'te 2'si Yahudiydi ancak onların arasında savaş esiri olan Polonyalı ve Romanlar da vardı. Yahudiler genellikle doğrudan Vilnius getosundan, dün bulunduğumuz eski şehrin orasından buraya getirildi. Ve Panerya'daki bu toplu katliamlar 41 yılının Temmuz ayı başında başladı ve 42'nin baharında kanıtları saklamak adına Naziler 80 tane Yahudi'yi topladı, ceset birimini diye adlandırdığı bir grup. Ve dediler ki tüm cesetleri kazıp gömüp külleri de kuma karıştırmak zorundasınız. Daha sonra tabii bu insanların da öldürmeleri gerekecekti. Ancak bu mahkumlar farkına vardı. Onları bekleyen kaderi farkına vardı. Ve 44'te basit kaşıkların yardımıyla bir kaçış tüneli kazmaya başladılar. Ve 15 Nisan gecesi tünelden kaçmayı hedeflediler. Ancak gardiyanlar onları duydu ve ateş etmeye başladı. Yani bu 80 kişinin arasından da yalnızca bir düzinesi buradan kurtulmayı başardı ki hikayeyi onlardan duyduk diye düşünüyorum. Yeşim, burası neresi? Burası Trakai diye geçen Vilnius'un biraz daha dışında bir yer. Burada bir Karaylara ait kale var. Şimdi onu görmeye gidiyoruz. Ama yol üstünde
Bayağı bir kilise var, şu var. Burası bir yarımada gibi. Ada ada ama birbirine birleştirmişler, hepsi yarımada gibi olmuş. Aha. Buradan kaleye kadar gideceğiz. Gücümüz yeterse. Tamam. Peki Karatay, Karaylar. Onlar Türk müymüş? Farklı söylemleri de var. İşte şeyden gelen, Hazar'dan gelenlerin olduğu söyleniyor. Gelip bu tarafa yerleşenlerin. İşte bu 12. kabile olarak geçiyor. 13. kabile olarak geçiyor. Hmm. Biraz karışık bir durum. Yani Türkiye'de de çok iyi bilmek lazım. İstanbul'da da 50 kişi varmış, evet, öyle mi? Bunlardan 50 kişi. Ve bunlar Yahudi. Ve bunlar Yahudi. Tamam. Karay Yahudileri diye geçiyor. Anladım. Ben şimdi şu şeyi çekiyorum. Tamam. Ne derler? Haritayı. Sonunda varacağımız kale burası. Şöyle. Gidiyoruz şimdi. Böyle de bir herhalde Karay Müzesi burası. Hadi gidelim. Haydi arkadaşlar. O zaman bir dakika ya. Yeşim, bu 5 günün en rutubetli günü herhalde, evet, değil mi? Dün öğleden sonradan beri hava sıcaklığı 27-28 derece ama rutubet oranı %80 olduğu için nefes nefese dolaşıyoruz. Ve buradan uçağımıza gideceğiz bu, evet, halimizle. Aynen öyle. Hadi bakalım, kolay gelsin. Hadi. Kırmızılı kadın. Can, sağ tarafta, işte dedim ya, burada her taraf göl ve deniz gibi. Sağ tarafta da bu Trakay denen yerin çok güzel bir gölü var. Yani Trakay'ın nereden geldiği bile konuşuldu. Yok işte Trakyalılar mı bunlar, nedir, ne değildir diye. Ama bu Karayların kayı boyundan geldiği de söylenen rivayetler arasında. Hmm. İşte müzenin önünde de görmüşsündür. Karay ulusunun müzesi, evet, diye geçiyordu. İşte Trakay Kalesi'ne geldik. Azade'den gölde tur da yapabiliyor böyle tuhaf tekmelerle. Kişi başı 5 euroymuş. Ama burası enteresan bir yer gerçekten. Hani daha uzun kalınlı, daha her şeyi incelenebiliyormuş. Erhan, rüzgar sörfü de var. Hadi gel artık. Geliyorum Erhan. Süper. Bunlar da cellat, kadın cellat. Evet ya. Bu nedir? Kolları serbest. Ah Allah'ım canım. Ay yazık. Söyleyeceğim ki ben cezamı çektim. Bu kadar lüksten sonra. Kadın bayıldı işkenceye ya. Evet. Tamamdır. Bu kale Karay Yahudi Türkleri ne barındırmış. Daha doğrusu buraların şeyse imparatoru diyeyim, Karay Yahudi Türklerine bu kaleyi vermiş ki burayıları korusunlar diye. Ve Kırım'dan getirtmiş. Kırım'dan getirtmiş, evet. Ama oraya girdin mi? Durum bu. Teşekkürler. Evet.
Biz gene Vilnius'tayız. Yani katedral ve kilise görüyorsunuz. Bunların ikisi aslında yan yana ama tek bir katedral, iki kilise, tek bir katedral gibi gözüküyor. Biz oraya doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Pazarın sıcağında gebermezsek devam. Bu arada burada hava şu anda 24 derece. Nasıl ya? Ama çok rutubetli ve zannediyorsun ki böyle 35 derecede böyle kanter içinde yürüyoruz. Ama çevreye bakınca askılıyla dolaşan da var, üstünde kazakla da dolaşan var. Çünkü burası aynı sanki Hamburg gibi. Yani pek havasına güven olmuyor. Yükselmesine devam etmiş. Yani bu tam orta çağ, öbürü orta çağ artı barok dönem yani. Yeni çağ orada. Yani biz de Anna, yani Meryem Ana'nın annesi adına yapılmış bir kilise. Öbür tarafı Fransisken Kilisesi. Fransisken olunca 13. yüzyılda başlıyor. Bu zenginlik dolayısıyla çok eleştiriliyorlar. O zaman da diyorlar ki, bakın diyorlar bizde seçenek var, isterseniz reddedin, Fransisken olun diyorlar. Yani Dominikenler, Fransiskenler ama hepsi papalığa bağlı. Biraz papalığın o gazını alıyor o konuda. Gördüğünüz siyah uzun elbiseli. Bunların özellikleri bellerine bağladıkları o ipte 3 düğüm olurmuş. Her bir 3 düğüm bir şeyi. Biri misyonerlik, ikisi fakirlik. Üçüncüsü de kendini feda etmek. Özgür Sanatçılar Sokağı'na doğru gidiyoruz. Burası onlar kendilerine ayırtmışlar ve kendilerine ait bir cumhuriyet kurmuş gibi. Literatür Sokağı da deniyor. Buyurun. Hadi gidelim. Merhaba. Bunlar Türk anayasaları. Burada mesela herkes binlerce derecesinde yaşama hakkına sahiptir. Binlerce derecesinde herkes yerinden akıp gitme hakkına sahiptir. Herkes taraflardan biri ölene kadar köpeğe bakma hakkına sahiptir. Köpek köpek olma hakkına sahiptir. Kedi sahibini sevmek zorunda değildir ama sen onu sevmek zorundasın. Ama ihtiyaç duyulması halinde yardım etmelidir. Burası böyle 41 maddelik bir anayasa, Uzipio Anayasası. Ve bunun en sonu teslim olma, karşılık verme, mağlup etme. Daha doğrusu şöyle sırala, mağlup etme, karşılık verme, asla teslim olma. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz efendim, biz teslim olduk, gidiyoruz.
Yeşim Hanım salıncağına oturmuş. Yorgun ve argın. Susuz. Kadına su getiriyorum ve susuz. Teslim ediyorum. Su getireceğim diyeli herhalde yarım saat oldu mu? Neredeydin? Litvanya burası. Litvanya. Güzel kızlarıyla meşhur. Efendim burada böyle salıncaklı masalar meşhurmuş. Biz de bir tane salıncağa oturduk. Bir yandan sallanacağız, bir yandan içeceğiz. Sonucu ne olacak, hep beraber geçeceğiz. Ahmet Bey, şimdi bu tur neydi? Neleri gördük, neleri görmedik? Bu turu niye yaptık? Bir anlatır mısınız? Ya şimdi görmediklerimiz çok fazla yani. Baltık ülkeleri dışında hiçbir yeri görmedik. Ama turumuz da Baltık ülkeleriydi. Başladık Estonya'dan, girdik Letonya'ya, çıktık. Yani çıkmamıza ramak kaldı Litvanya'dan. Ama öyle bir yere geldik ki meğer 3 tane ülke değil, 4. bir ülke daha geziyormuşuz. Zupio adındaki sanatkarların bizim de bir cumhuriyetimiz var dediği ve devlete kafa tuttuğu yerdeyiz şu anda. Evet Yeşim, sendeyiz. Bendesiniz, bende kalın, beni takip edin. Çok yakına gelince de balık gözü yapmayın. Ve demin de gördük, burada bir anayasa var. O anayasayı biraz önce Can çekti. Ben de işime gelen bazı maddelerini size okudum. Böyle devam ediyoruz. Evet, ablalarımız pazar günü kiliseye gidiyor herhalde. Haçlı haçlı gördünüz. Bunlar da haçsız haçsız. Bunlar gerçek anlamı kaldırımları belli. Yürürken bile üstünde yamuluyoruz. Topuklu pabuç tavsiye edilmez. Ve bunun üstüne bir yığın kilit koymuşlar. Artık talih açılsın diye mi, birilerinin talihini bağlamak için bilmiyorum. Eren, buraları arada bir sen de gel ya, çok enteresan. Evet, böyle rehberi takip ederek gidiyoruz. Bugün Vilnius'ta son günümüz. 2 saat sonra otobüslere binip havaalanına doğru gideceğiz. Onun için tadını çıkartın arkadaşlar. Yine büyük bir kilise. Şimdi buradan kilisenin etrafından dolanıp oradaki bir sokaktan sağa doğru dalıp herhalde bize biraz böyle bir serbest zaman verecek. Öyle gözüküyor. Sen ne gülüyorsun? Bu arada Can'ın arkasında benim kafa sesim geliyormuş. Hani Erhan'cığım senin dış ses gibi. Ha, bir de vaftiz töreni varmış. Bakalım nasılmış. İşin tantanası tabii, vaftiz hikayesi. Ama burada salıncaklar pek meşhur gibi. Köprünün altında bir de bir başka sembol olarak deniz kızı var. Şimdi onu göstereceğiz. Deniz kızı var ileride. Bir figür olarak köprünün bacağında. Ben konuşuyorum da sen beni dinlemiyorsun. İleride gördüğünüz ayaklarını sallayan deniz kızı değil. Biraz daha eğilmek gerekiyor herhalde. Vallahi pek çok farklı deniz kızı var ya. Sen bir deniz kızı görüyor musun? Evet, bir deniz kızı arıyoruz ama bu deniz kızı da özgürlükle ilgiliymiş. Masallardaki deniz kızının özgürlüğü mü acaba? Şimdi tekrar antik şehrin içine doğru girmeye çalışıyoruz. Ama galiba yolu da pek bulamıyoruz. Böyle gidiyoruz. Tabii medeni bir ülke olduğu için yaya geçidini gördükleri anda duruyorlar. Hele de adımımızı attığımız anda kesin duruyorlar. Ama biz durmuyoruz. Böyle şehir gürültüleri arasında yürüyerek ilerliyoruz. Evet, sevgili Can Beyciğim arkadan geliyorlar. Bunlar ne bizim Serkan montajcı şaka? Serkan beni sever, ben de onu severim. Ama Erhan için çok aynısını söyleyemeyeceğim vallahi. Çekimleri gördük. Hangi çekimleri? Ya dalga geçiyorum, hadi buyurun. Bu sokakta bir duvar var karşımızda. Buraya yazarlar, çizerler kendilerinden bir hatıra bırakmış. Şimdi oraya doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Evet, siz acaba bu yazarları tanıyor musunuz? Litvanyalı. Burası evet, Edebiyat Sokağı. Böyle ardından gidiyoruz. Düz bir kent gibi gözükse de, düz yol gibi gözükse de adamın dilini dışarıda bırakan sağlam yokuşları var. Burası meşhur bir tatucu. İstiyorsanız buyurun.
Burada nedense ya tavukların, horozların suratları bir açık. Ve karşımızda Vaftizci ve İncilci Yahya Kilisesi. Burada. Litvanya aslında bütün bu üç ülke içerisindeki en Katolik ve Hristiyan kitle. Ona rağmen biraz evvel bir Buda grubu önümüzden şarkı söyleyerek, dans ederek geçtiler. En ateisti Estonya'ymış. Sonra Letonya, en çok Hristiyan olan kitlede Litvanyalılarmış. Evet, bize bir de şekerleme ikram ettiler böyle. Kameramı şöyle döndürebiliyorum. Tamam, yavaştan yavaştan. Serkan'cığım, Erhan'cığım, bunlar da size geliyor. Okunmuş, üflenmiş şekerlemeler. Hayırlı uğurlu olsun Katolik. Etkisi ne olur bilemiyoruz. Evet, üç gün çok yorucu bir seyahatti. Sonuna geldik. Benim en çok beğendiğim Vilnius oldu. Çok senin? Güzeldi. Evet. Yani Vilnius Tallinn gerçekten çok tarihi bir şehirmiş. Ve çok candan, küçük. Evet. Böyle büyük bir şehir bayağı değil. Bayağı bir sempatik bir şehir. Tallinn de güzeldi. Küçüktü ama güzeldi. Riga'yı çok fazla ben... Ah, büyük şehir. Çok hoşuma gitmedi. Tallinn küçüktü müçüktü ama burası sevimli bir de. Evet, doğru. Bir de Tallinn de kendi açıma söyleyeyim. Çok yoruldum ben. Yani 21 bin adım mı atmışız? Adım attık o gün, evet. Orada video çekesim bile yoktu artık sonunda. Burada çok sıcak, rutubetli. Evet. Ama sonunda tripodun yükselmesini keşfettik. Uzaktan mikrofonla bağlanıp video çekmeyi becerdik. Doğru mu? Bu yolculuğa sebep olduğum için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben de kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Ankara'dakilere de ayrıyeten teşekkür evet. ediyorum. Gerçekten hani bu kamerayla bizi buralara gönderdiniz. Başınıza ne aldığınızı bilmiyorsunuz. Çok büyük belalar geliyor yolda. Çok uzun çekimler yaptık. Bunları nasıl montajlayacaksınız hiçbir fikrim yok. Bana kalsa siz bununla bir 6 ay idare edersiniz. Ara sıcağı bile gerek yok. Ankara'da görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biz birazdan uçağa binip İstanbul'a gidiyoruz. Gece 12'ye doğru oradayız. İnşallah yarın öğlen Ankara'da görüşeceğiz. Başınıza ne aldığınızı bilirseniz mahvolacaksınız. Hadi kolay gelsin. Bye bye. Eyvallah.